Yeni bir bilim gündemi programında yine beraberiz. Sıcak bir gün. Ama konular da sıcak. Bugün bilim gündeminin konusu tarih. Tarih ama tarihte az bilinen veya bilinmeyen, hiç bilinmeyen olaylardan söz edeceğiz. İki önemli olay bilim gündemini dolduracak. Birincisi yine Çanakkale Savaşları, Çanakkale'de olduğumuz için. İkincisi de Amerika'nın keşfi. Hep söz arasında söylenir, işte Amerika'yı yeniden mi keşfedeceğiz diye. Ama Amerika'nın keşfinde bile bilmediğimiz o kadar çok şey var ki, bakın size çok ilginç şeyler anlatacağız Amerika'nın keşfiyle ilgili. İki konuğum var. Özellikle Halil Ersin Avcı, alanın uzmanı hem de derinlemesine bilgi sahibi. İkinci konuğum Kemal Kara. Kemal Kara'nın alanı tarih değil ama tarihle bir şekilde bağlantıyı kuracağız. Şimdi her iki konuğum da kendilerini kısa kısa tanıtacaklar. Sonra konuya gireceğiz. Evet, Halil Ersin Avcı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde yardımcı doçent. Evet Halil Bey, biraz sizi tanısak. Ben Çanakkale Ezneli'yim aslında, buralıyım ama evet. Buraya ne derler, uzun süre sonra geri dönenlerdenim. Bir buçuk yıl kadar ancak zaman oldu buraya gelelim. Tabii esas alanımız tarih olmakla birlikte 2004'ten beri medya iletişim işleriyle uğraşıyoruz. Yaklaşık 30-35 kadar bir yayınlanmış belgeselimiz var. Evet. Bir o kadar da üzerinde çalıştığımız var. Bunun dışında da zaman içerisinde reklamı daha popüler, tarihi daha popüler hale getirmek için tarihin birazcık daha reklam haline gelmiş, biraz daha popülize edilmiş haliyle. Popülize etmekten de kastım şu an Türkçe'de kullanıldığı gibi hani bayağılaştırmak değil de popülerize etmek aslına bakarsanız. Zaten üniversitenin evet. Görevlerinden birisi de o. Kesinlikle. Bilgiyi insana halka yayma. Ve 7'den 70'e yani örgün eğitimi yaygın eğitime çevirmekti. Tabii gelişen teknoloji buna daha çok olanak sağladı. 2004'lerde falan başladığımızda tabii böyle YouTube henüz yaygın değildi. Hı-hı. Daha yeni yeni emekliyordu. Facebook hele daha o yıl sonlarında ortaya çıktı. Twitter'ın adı bile yoktu. Hı-hı. Ama her geçen gün teknoloji de işimizi kolaylaştırdı. Hı-hı. Bunun dışında tabii özel olarak ben İngiliz belgelerine göre İngiltere ve Amerika'nın Orta Doğu stratejileri üzerine çalıştım. Bunun dışında tabii özelde ise Çanakkale'li olmamızın da hasebiyle Çanakkale Savaşı ile alakalı çalışmalarımız var. 3 tane, 4 tane, şimdi 4.sü yolda, 4. tane, hatta 2 tanesi yolda diyeyim. 5 tane kitabımız olacak bu yıl içerisinde. Yine Ermeni meselesiyle ilgili İngilizler deyince, Orta Doğu deyince, efendim bunlar deyince Ermeniler gündeme geldi. Onlara çalıştık ama en çok tabii zevk aldığım alanlar bu işin böyle ne derler belgesellere dökülmesi, unutulmuş tarihin canlanması. Onunla birlikte de yani tarihte böyle gizli kalmış bilhassa bilim tarihi çok ilgimi çekti. Bu geçen yıllarda da onlarla ilgili derslere de girdik, dersler verdik. Bir sürü çalışmalar yaptık yine öğrencilerimizle birlikte. Bundan sonra da yapacağız. Benim kendimle ilgili söyleyeceğim o kadar. Daha sonra sizin de bilim tarihi tabii, konusunda evet. Da böyle kısa evet. Programlar yapmayı düşünüyorum ben. Evet, ikinci konuğum Kemal Kara. Kemal, sen tanıt biraz kendini. Ben yapıyorsun? De Kemal Kara, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu mezunuyum. Şu anda da İstanbul Üniversitesi'nde spor yönetimi alanında yine yüksek lisans yapmaktayım. Tarihle alakam Halil Hocam'la birlikte tanıştıktan sonra özellikle Ermeni olayları ve işte Çanakkale evet. Savaşlarına daha hassas olduğumuz için onlarla ilgili hocamla birlikte beraber çalışmamız da tarihe alakam biraz daha artmış oldu. Hocamla birlikte Ermeni olaylarıyla ilgili işte beraber kitap hazırladık. Belgesel çalışmalarımız oldu. Tarihe girişim aslında hocamla tanışmamla evet. oldu. Evet. Biraz Çanakkale Savaşları bizim tarihimizin en önemli olaylarından biri olduğu için bizim de çok dikkatimizi işte çektiği için hocamla birlikte beraber çalıştık. Evet. Ama aslında spor yönetimi alanında çalışmaya yapıyorum. Yüksek lisans yapıyorum. Yüksek lisansım spor yönetimi üzerine evet. İstanbul Üniversitesi'nde. Nasip kısmet olursa da spor güvenliği üzerine çalışmayı çok düşünüyorum güzel. Şu anda.
Peki yüksek lisansta hangi aşamadasın? Şu an derslerimi bitirmek üzereyim. Tez aşamasına geçmek üzereyim. Evet. Çok güzel. Peki şimdi bize ne anlatacaksın diyeceğim ama hemen girmeyelim. Evet. O biraz sürpriz kalsın o zaman. Evet. Şimdi Halil Bey bize Çanakkale Savaşları'nın belki de hiç konuşulmayan bir yönünü açacak. Savaş ve mizah. Evet. Savaş ve mizah ve de çok güncel. Yarın da bir güzel bir etkinlik var bu konuda. Evet. Evet Halil Bey. Etkinliğin tabii spor yanı ana koordinatörü bir iş bölümü yaptık. Evet. Sporcuların da yarın spor iletişim forumumuz var. Hı. Kemal Bey o konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verecek. Sporcuların davet edilmesi işi ondaydı. İşin biraz daha sanatsal, biraz daha misafirlerin ağırlanması, lojistik kısmı bizdeydi. Bizde böyle 10 yıldan beri yaptığımız bir çalışma var. 10 yıldan beri sürüyor. 2000 yılında başlamıştık. 2010'da bitti. Ama son halini yine Kemal sağ olsun ne derler? Bir genç olarak, bir sporcu olarak gel dedim şu tarihe bir şut çekelim. Evet, evet. Efendim beraber giriştik. Birçok uzun süreli soluklu çalışmalar vardı. Sonlarını beraber getirdik. Mesela bu çalışma da aynı şekilde. Savaş ve mizah çalışması da aynı şekilde. Hatta en son halini Kemal'lerin evinde verdik diyebilirim yani. O kadar oldu böyle. Her tarafa yaydık falan İstanbul'da. Şimdi çalışma şu, Çanakkale Savaşı sadece cephede gerçekleşmemiş. Yazarların kalemlerinin oynattıkları yazıların, satırların arasında olduğu gibi asıl kılıçların çekildiği karikatürde, mizahta da gelişmiş. Ama çok seviyeli bir mizah, çok ciddi bir seviye var. Kesinlikle hakaret yok, kesinlikle küfürler yok. Herkes seviyeyi korumuş ama birbirine de batırabildiği kadar iğneyi yer yer çuvaldızı batırmış. Sonuna kadar gitmiş. Bu tabii çok hoşuma gitmişti ilk gördüğüm andan itibaren, 2000 yılından itibaren. Ben de dedim ki bunları bir yere toplayalım. Acaba bir tane mi, üç tane mi? Ama zaman içerisinde gördük ki bundan 1800 kadar var. Ve tabii bundan güzel bir kitap hazırladık o 10 yıl içerisinde. Ona son halini Kemal'le birlikte verdik. Güzel bir çalışma oldu. O da yakında okuyucuyla buluşacak. Ya gerçekten evet. Çok farklı bir şey. Ben etkilendim. Hiç evet. Böyle bir şeyi şimdiye kadar evet. Ben de Çanakkale'liyim evet. Ama işte Çanakkale Savaşları'yla mizah bağlantısı evet. Nasıl olabiliyor? Bu dünyada evet dünyada ilk olacak. Yani başka bir örneğin ben son birkaç aydır da araştırdım. Çünkü bu çalışmayı yaparken ciddi bir ideal ortaya çıkmıştık. Bunun evet. Başka bir örneği yok diye. Gerçekten de başka bir örneğini ne İngilizce'de ne İspanyolca, Fransız yani bilinen bütün Batı dillerini taradık. Çinliler yaptıysa evet. Bilmiyorum. Ama en azından bizim bildiğimiz diller içerisinde yok. Ve onun içerisinden de bu yıl 99. yıl olduğundan dolayı 99. yıla özel 99 tane karikatür seçtik. Evet. Belli bir konsept evet. içerisinde konu evet. sıralamasına göre evet. sıraladık, tasnif ettik onları. Evet. Ve güzel aynı tablo, böyle Mona Lisa tablosu gibi evet. güzel bir şekilde evet. efendim basıldı. Yarın da İçtaş'ta spor iletişim forumumuz var. Onun evet. fuayesinde güzel bir sergi açılışımız İçtaş'ta olacak. İçtaş'ta derken şeyde değil değil mi? Yok, İçtaş Kongre Salonu. O İlahiyat Fakültesi'nin bahçesine yapılan yeni kongre salonumuz evet. var. Üniversitemizin, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin. Orada da yapılan ilk büyük organizasyon olacak aslında. Onda bir heyecan da var. Evet. Hem İçtaş'ta var, hem üniversitede var. Böyle bir heyecan. Tabii geleceklerin heyecanı daha da ayrı. Çünkü biz kapının girişinden itibaren güzel bir şekilde karşılamak istiyoruz. Yarın tüm halkımızı oraya tabii davet ediyoruz. Çay ve kahveler hepsi bizden gelsinler. Hem ne derler kendileri şey yapsın, gönüllerini doyursunlar. Hem de orada göz o serencemesi, karikatürler sergimizde gözlerini de doyurmuş olurlar. Bu gerçekten evet. altını çizelim. İşte bir davet bu. Yarın tabii kesinlikle. 10'da başlıyoruz. Evet, kimler gelecek, nasıl bir organizasyon olacak dersek burada Kemal Bey mutlaka cevap verecektir. Evet. Evet. Kemal. Evet, Kemal'a bırakalım evet. sözü. Kemal, bu organizasyon nasıl bir şey ve kimler gelecek? Teşekkürler hocam ilk önce. Yarın 10.30 gibi tamamen açılışını yapmış Aha. olacağız. İçtaş Kongre Merkezi'nde hocamızın da söylediği gibi. Öncelikle ilk açılışımız bizim karikatürler olan Aha. sergimizin Aha. açılışı. İlk önce halkımızı burada karikatürlerle görsel bir şölen
evet. sunmayı hedefliyoruz. Hı-hı. Ondan sonra spor camiasının önde gelen isimleri bizim bu organizasyonumuza katılacaklar. Basketbol Federasyonu'ndan öncelikle Haun Erdanay, eski milli basketbolcumuz. Yani spor, yani basketbolumuzun tarihinde önemli sporcularımızdan biri. O katılacak. Evet. Diğer Şimdi Avrupa basketbolda değil mi? Şu anda da geçen hafta FIBA, Avrupa Basketbol FIBA'nın yönetim kuruluna seçildi. Çok önemli. Gerçekten onun için ayrı bir tebrik ediyoruz kendisini buradan da. Evet. Bu arada yarın doğum günüymüş. Yarın da doğum gününü kutlayacağız orada. Evet. Yarın da pasta yapacaksınız. Evet. Bir sürpriz var. Ondan haberi yok şu an için. Sonra spor camiasının, spor yorumcularının önde gelen bir iki ismini ağırlayacağız. Mert Aydın, Murat Ağca gibi isimleri burada ağırlayacağız Çanakkale'mizde inşallah. Lig TV, NTV Spor değil mi? Lig TV, NTV Spor ve Habertürk'ten işte konuşmacılarımız gelecek. Bir de spor iletişiminin akademik bir bakış açısını ele alacağız. Burada İstanbul Üniversitesi'nden Bilge hocamız, doçent doktor Bilge Donuk. Ve Bahçeşehir Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Gülberk Gültekin bize eşlik edecek. Senin tez danışmanın da geliyor mu? Evet, yani tez danışmanın Bilge Donuk şu anda doçent doktor. Gülberk hocamız da Bahçeşehir'de spor yönetimi master programının başında şu anda. Aynı zamanda eski kadın tenisçilerimizden, bir numaralardan. Onun için onu da davet ettik sağ olsun, burada eşlik edecek bize. Bir de Çanakkale'de spora yön veren büyük firmaları. Burada İçtaş'a, Dardaneli, belediye ve üniversitemize söz vereceğiz son panelimizde. O panelde de Çanakkale'de sporda neler oluyor, yani neler yapılıyor, burada halkımızı, öğrencilerimizi bilgilendirmek istiyoruz. Burada öncelikle bana organizasyona destek veren bütün hocalarıma, özellikle BESYO'daki hocalarıma, işte Dinçer Köksal, İlhan Hocam ve diğer hocalarımız, Halil Hocam. Büyük burada emek sarf ettiler bizimle birlikte. Öncelikle onlara buradan teşekkür ediyorum. Yarın da inşallah alnımızın akıyla bu organizasyondan çıkmaya başlayacağız. Hemen söyleyelim, salon 1200 kişilik, herkese yer var. Güçlü klimaları var bu sıcakta. Efendim, bu güzel organizasyona katılmak isterler ve misafirlerimiz birçoğu ya kendi araçlarıyla geliyorlar ya biz onları evlerinden aldırıyoruz. O kadar yolu gelen misafirlerimize herhalde Çanakkale'lerde güzel bir misafirperver gelerek dediğimiz gibi orada zaten çok güzel bir ortam. Herkesi bekliyoruz. İstanbul'dan gelecek çoğu misafirlerimiz. Sağ olsunlar bizi kırmadılar bu konuda. Yani Çanakkale'deki spora da destek olmak için özellikle. Bir de üniversitemizin organizasyonu olduğu için sağ olsunlar kırmayarak bizi işte Harnerden'e dediğim gibi doğum gününde bizi kırmamak için yarın inşallah teşvik edecekler. Şimdi etkinliği kısaca özetledik. Şimdi işte savaş, miza, önce spor girdi. Bu spor bağlantısı tesadüfen mi gelişti yoksa nasıl oldu bu? Yok asla. Şimdi ilginç bir şey var. Aslında savaşlarda biz zannediyoruz ki herkes cephede sipere yatıyor ve orada ölümü bekliyor veyahut da savaş yapmayı bekliyor. Oysa bunlar insanlar. Her türlü ihtiyaçları var. Yiyorlar, içiyorlar. Mesela bakıyoruz Çanakkale Savaşı sırasında futbol etkinlikleri yapmışlar. Yani savaşın bir de görünmeyen yönü var. Sosyal bir yönü var. Yine bakıyoruz güreş müsabakaları yapılmış. Peki böyle karşılıklı koşu, bunlarda yani farklı milletlerden kişiler mi güreşmiş? Yok, şimdi Osmanlı Devleti tabii çok milletli bir yapı ama herkes halk kabul edildiği için kendileri içerisinde alaylar, taburlar kendi aralarında böyle yarışlar yapmışlar. Hatta bunu biraz abartıp mesela hani gülle atmayla bu karşılıklı efendim Avustralyalıların, Yeni Zelanda dostlarımızın bizim tarafa attıkları konserveleri özdeşleştirenler bile varlar. Biz de zaten bundan ilham olarak aslında çok enteresan bir projemiz daha var. O da Avrupa Birliği ile yapacağız. Şu anda hazırlıkları bitmek üzere 12 ülkeyle görüşüyoruz. Çanakkale Savaşı'nda bizimle, bize karşı veya bizimle birlikte muharebe etmiş 12 Avrupa ülkesiyle bir olimpiyat gerçekleştireceğiz. Her bir organizasyon Çanakkale Savaşı'ndaki bir olayla özdeşleşecek. Mesela Alçıtepe Arıburnu bisiklet turnuvası gibi, Jonkbayırı Yamaç paraşütü gibi, ondan sonra
Efendim Eceabat'tan İstanbul'a kadar işte pardon şey Keşan'a kadar efendim koşu müsabakaları gibi bu şekilde böyle hepsi daha %100 netleşmedi ama netleşen bir tanesi var futbol turnuvası. Evet. Futbolda da ilginç bir projemiz var. Şöyle 11 kişi yedekleriyle birlikte 18'i değil mi takım? 18 kişilik takımda hiçbir ülkenin takımı olmayacak. Her ülkeden birer oyuncuyla kurulacak olan ülke karması yani Fransa'nın bir takımı olmayacak. İçinde Türk, Alman, efendim İngiliz yani dünyada böyle bir şey hiç yapılmadı. Evet. Ve hakikaten de Avrupa'daki muhataplarımız şaşkınlık içinde nasıl böyle bir şey hani aklınıza geldi falan diye. 2015 projesi. Buradan bu sürprizi de şimdiden böyle ucundan göstermiş olalım. Ve bunu ilk kez Çanakkale'de uygulayacağız 12 ülkeyle birlikte. Ondan sonra da bu 12 ülkeyi dolaşan bir etkinlik haline gelecek. 12 ülke herhalde. 6-6 ne bileyim 30-36 tane falan bir şey yapıyor karşılıklı futbol etkinliği. Her ülkede böyle tekrarlanan. Bayağı heyecanlı bir şey olacak gibi görünüyor. Çünkü çocuklar önce birbirine oryante olacaklar, bir araya gelecekler. Bu da Avrupa Birliği'nin hem ruhuna uygun hem bugün konuşulan ama içi boş olan Medeniyetler İttifakı'nın ruhuna uygun. Aslında spor tarih buradan itibaren yani Çanakkale Savaşı'ndan itibaren birleşmeye başladı. Oradan savaş ve mizaha ve bu organizasyona, onun ilerisinde de Avrupa Birliği'nin bu projesine kadar geldik. Bakalım nereye gideceğiz. Evet, evet. Peki benim duyduğum seneye işte Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan ve diğer ülkelerden ziyaretçi sayılarına bir kota konmuş, sınırlanmış. Evet. Bununla ilgili... Şimdi Avustralya ve Yeni Zelanda hükümetleri 150 bin kişi getirmek istediklerini söylediler. Aslında turistik açıdan Çanakkale'de ciddi bir canlanma demektir. 150 bin kişi. Tabi az da bir rakam değil. Ama duyduğumuz kadarıyla, bizim de öğrenebildiğimiz kadarıyla valilik ve hükümet artık hangisiyse ama valilikten duymuştuk. 50 binlik bir kota koymuş. Yani 50 binden daha fazlasını kabul edemeyiz diye. Bu da tabi zannediyorum yabancı dostlarımızda biraz kırgınlığa mutlaka sebep olmuştur. Herhalde bununla ilgili diplomatik girişimleri sürüyor diye biliyoruz. Evet. Hatta benim duyduğum farklı yerlerde işte farklı törenler düşünülüyor, planlanıyor ama henüz daha onaylanan da bir şey tabii yok gibi. Bizde henüz o koordinasyon adım kadarıyla pek sağlamadı. Bir Çanakkale 2015 ajansı kuruluyor, kuruldu deniyor. Evet. Kurulmak üzere olduğu da söyleyenler var ama nerededir, kimdir, içinde ne var, ne yok filan. Yok. Evet. Evet, orada ne var? Hani biz bu işle ilgili, yani Çanakkale Savaşı ile ilgili 1999'dan beri çalışıyorum. Evet. Ve hani devletin hemen hemen bütün organizasyonlarında yer aldım bugüne kadar da. Evet. Yani biz bilmiyoruz. Acaba kim biliyor? Onu da bilmiyoruz. Siz bilmiyorsanız gerçekten Çanakkale'de başka kim bilir? Siz bu savaşı bilen bir uzmansınız. Evet. Siz bilmezseniz Çanakkale Savaşları ile ilgili kim bilecek ki? Hocama da sürpriz olur bakalım inşallah. Bize de bir sürpriz yapacaklar anlaşılan. Bakalım. Peki. Şimdi... ben şeyi merak ediyorum, bu savaş ve mizah, biraz böyle somut aklımızda kalan bir böyle mizahi karikatür canlandırabilir miyiz? Tabii ki. Şey, çok mesela komik bir tanesi, ilk gördüklerimden birisi. Belki evet bakayım, ilk gördüğüm karikatürdü. Çanakkale Boğazı çizilmiş, efendim şişman bir İngiliz boğazın içerisine yatmış. Ama kalçalar o kadar geniş ki boğazdan geçmiyor. Fransız da arkadan itiyor. İleride İstanbul görünüyor. İstanbul ötesinde Rus ellerini açmış, dua ediyor. Altta da not düşmüşler. Fransız konuşuyor. Evet. Diyor ki ne kadar itsem boğazdan içeriye girmiyor. Ondan sonra Moskov'un duası da nafile diyordu falan. Yine hemen onu takip eden bir karikatür var. İki tane tilki efendim. Yukarıda üzümler var. Üzerine Çanakkale yazıyor. Evet. Uzaktan da Rus bakıyor. Fransız İngiliz, Fransız tilkisi İngiliz diyor ki ya bu diyor üzümler ekşiymiş diyor filan. Hani var ya eremediğine ekşi dermiş filan diye. Böyle hoş bir şey. En sonunda tabii sürpriz bir karikatürümüz var ama özellikle bir tanesi çok ilginç. Çanakkale Savaşı'nın sonuyla alakalı bir ustura çizilmiş. Üzerine Fransız ve İngiliz oturuyor. Harbin sonunda İngiliz ve Fransızın vaziyeti harbiyesi demiş. Evet. Ustanın üzerine oturmuşlar. Tabii Rusların çok komik bunlar bizimkilerdir. Rusların mesela çok enteresan komik karikatürleri var. Bir uçan halı çizilmiş. Üzerinde
efendim padişah oturuyor. Altta yazıyor Türk Hava Kuvvetleri diye falan böyle. Onlar bizimle dalga geçiyorlar tabii ki. Avustralyalıların daha farklı yaklaşımları var. Onların hepsini de anlatmayalım. Gelince görecek bir sürü şey olsun. Yarın bunları hepsini göreceğiz. Hepsini göreceğiz, evet. Peki bunları böyle işte arkalarında bunların hikayeleri de olmalı, açıklamaları, tabii. Bakanlar yanlış anlayabilirler tabii, falan. Evet. Orada açıklamalar da olacak. Kesinlikle üzerlerinde zaten Türkçe olarak açıklamalarını koyduk. Evet. Hem tercümeleri hem de sırayla çok açıklamaları güzel. Var. Çok o sıra takip edildiğini aslında Çanakkale Savaşı'nın başından sonuna kadar bir böyle bir tur, mizahi bir tur yapılmış olacak. Evet. Ve zannediyorum tebessümlerle herhalde oradan ayrılıp sauna doğru ilerleyeceklerdir diye düşünüyorum. Evet. Çok güzel. Peki Kemal, bu bağlamda senin ekleyeceğin organizasyonla ilgili falan bilmemiz gereken yani, şeyler. Sergiyle ilgili hani biz savaşla ilgili bilgiler bize bir şekilde yüklenmeye çalışıldı. Ama biz bunun yanına görseli de işte yarınki sergimizde koyarak bilgiyle birlikte görselin ne kadar önemli olduğunu, hafızalarda daha çok yer edindiğini bir yandan da insanlarımıza anlatmak istiyoruz. İnşallah gelirler, hem sergimizi görürler, hem Çanakkale'ye gelen misafirlerimizi görürler. İstedikleri belki soru sormak istedikleri sorular vardır. Onları da hazırlayıp gelebilirler. Biz yarın organizasyonumuza bekliyoruz. İnşallah güzel bir organizasyon olacak. Yani ben öyle olacağından eminim. Bu müthiş bir etkinlik olacak. Burada Kemal'in çok aslında önemli bir fonksiyon da oldu. Şimdi biz tabii yaş ilerledikçe ondan sonra bir de olayın içerisine dalıp girdikçe biliyorsunuz bir şey vardır. Bilimsel bir körlük meydana geliyor. Yani mesleki körlük diyoruz ona. Mutlaka dışarıdan, birisi. Bir de genç bir bakışa ihtiyaç var. Hani biz anlıyoruz, biz biliyoruz. Acaba gençlere hitap ediyor muyuz, etmiyor muyuz? O bakımdan da hani görüşleri benim için çok kıymetli oldu. Ve Kemal'in küçük bir kardeşi var. Ben her zaman çalışmaları hazırlarken genelde hep şeye bakardım. Bizim Valide Hanım hastalanana kadar onu okuturdum. O anlayabiliyorsa diyordum. Evet. Herkes anlayabilir. Evet. Çünkü yaşıyla başla. Ve mutlaka küçük çocuklara da çalışmamı mutlaka göstermişimdir ki acaba ne düşünüyorlar? Çünkü çocuklar öyle bir saf, öyle temiz bir zihin ki yani kimsenin göremediği hataları, kimsenin söyleyemediği kusurları, bir de biraz şey vardır bizde hani işte kırılmasın, bozulmasın, hani söylemeyelim, dikkat edelim falan deriz ama çocuklarda o yoktur. Direkt tak hemen söylerler. O bakımdan hani öyle de güzel bir faydası oldu. Mesela hocam şu değil de şunu koysak, bak bu daha ilginç falan. Çünkü biz hani işin içerisinde bana sorsanız hani o eserlerin hepsi benim çocuklar gibi, ayıramıyorum onları kendimle ama şimdi sergide 1800 tane mümkün değil tabii. Ne mekan, ne imkan, ne de öyle bir yer mevcut değil. Onlardan mutlaka fedakarlık yapmamız gerekiyordu. Bu bakımdan da önemli katkıları çok oldu. Güzel, evet. Çok güzel. Peki şimdi kitap ne zaman çıkıyor? Kitap Haziran ayında çıkıyor. Çift dilli olarak çıkacak. Hem Türkçe hem İngilizce olarak. Ardından bu bizim Çanakkale'deki ilk sergimiz. Çanakkale'den sonra öncelikle bir şey çıkmazsa İstanbul Üniversitesi'nde orada büyük bir sergi açacağız. Evet. Ardından İstanbul Vali ve Büyükşehir'in davetleri var. İkisinden birisinde, ikisinde yapacak zamanımız yok çünkü. Evet. İkisinden birisinde bir sergi yapacağız. Eğer bir şey çıkmazsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3. veya 4. bir sergimiz olacak. Ardından da şu anda hazırlıkları devam ediyor Avrupa Birliği Parlamentosu'nda. Son da onu da söyleyeyim. New York'ta Birleşmiş Milletler'de bir sergi açıp 2014'ü kapatmayı planlıyoruz. Yani değerli izleyiciler, bakın bir etkinliği ne kadar büyük bir planlama gerektirdiğini, ne kadar büyük bir etkinlik olduğunu buradan algılayın. Bu ilk başlangıç sergisi burada oluyor ama daha bundan sonra bir sürü yere taşınacak sergi. Evet. Hep genelde bilirsiniz hocam, hani özür dilerim. Yurt dışında başlayıp Türkiye'ye doğru gelir, en son buradadır. Ben ise başlıyoruz. Hani bir Çanakkale'li olarak dedim ki ya buna niye buradan başlamıyoruz? Buradan başlayıp batıya doğru ilerleyelim, gidebildiğimiz yere kadar. Evet. Efendim gidelim diye uğraştık. Tamam. Evet. Şimdi bir son aklıma takılan bu savaş ve barış. Tam başlığı ne olacak? Savaş ve dünya medyasında Çanakkale Savaşı 1915. Savaş ve mizah dünya medyasında Çanakkale 1915 şeklinde düşünüyoruz. Tabii bu şeyin de ilgisini çekti. Mesela Avrupa'daki dostlarımız dediler ki aman böyle hani kötü bir şey olur acaba aramızda düşmanlık falan. Dedim ki hayır, tam tersine dedim. Aramızdaki dostluk bağlarını kuvvetlendirecek bir şey.
Hatta bir sunum istediler, hani görmek de istediler. Tam belki bir resim birçok sözü anlatır. Görünce onların da çok keyif aldıkları bir şey olmuş oldu. Zaten Avrupa Parlamentosu'nda bunu da gerçekleştirirsek bu Türkiye için de güzel bir tanıtım. Çanakkale için de güzel bir tanıtım olacak. Hele New York'ta Birleşmiş Milletler'de götürdüğümüzde zaten dünya artık bu meseleyi herhalde bilmiş olacak diye düşünüyoruz. Evet, yani Çanakkale Savaşları ve mizah. Gerçekten yani ilk duyduğumuz, ilk kez ortaya çıkarılan özgün bir etkinlik. Evet. Batı telif hakları üzerinde çok durur. Bu karikatürlerin telif hakları ile ilgili sorun. Bu 90 yılı aşan eserlerin telif haklarında bir telif yok. Kaldı ki biz bunları maddi bir amaçla değil, aslında eğitimsel, bilimsel, kültürel amaçlı ve zaten karikatürü biz çizdik de demiyoruz. Yani biz bu sizin karikatürünüz, biz bunları derleyip bir araya getirdik diyerek yola çıkıyoruz. Ama yine de birileri işte kullanamazsınız demesin. Yani şu ana kadar öyle bir şey karşılaşmadık ama uluslararası telif kanunu açık. 90 yılı geçmiş o anlarda. Evet. Bizde de 90 yıldan önce herhangi bir şey yok zaten. Peki şimdi bu konuyu kapatacağım. Söyleyeceğimiz bir şey kalmasın istiyorum. Evet. Yarın bekliyoruz herkes. Yarın bekliyoruz. Evet. Tamam, yarın bekliyoruz. Altını çiziyoruz bunu. Evet. Yarın çok güzel bir etkinlik bu ve ilk işte özgün bir etkinlik. Yarın bekliyoruz gerçekten. İkinci konumuza geçeceğim. Bu Amerika'nın keşfi. Evet. tekrar Amerika'yı keşfetmeyelim deriz ama Amerika'nın keşfini de çok doğru bilmiyoruz. Çok eksik biliyoruz. Evet. Şimdi Amerika'nın keşfinde birçok bilinmez var. İşte mesela deniyor ki ya Amerika'nın keşfi işte Christoph Kolomb ama daha önce oraya herhalde birçok sefer yapılmış. Hı hı. Onları bilmiyoruz. İşte Christoph Kolomb'un seferi ilk miydi? Niye Hindistan dendi oraya? Ve Osmanlı'nın bir varlığı var mıydı bu keşfin içerisinde? Osmanlı ne yapıyordu? Bunlar böyle az bilinen veya hiç bilinmeyen şeyler. Ben sözü Halil Bey'e vereceğim bu konuda. Çünkü benim de sürpriz olarak karşıladığım birçok yeni bilgiyle karşılaştım ben. Şimdi Halil Bey'i dinleyelim bu konuda. Şimdi Amerika'nın keşfi öncesinde çok ciddi bir hazırlık dönemi var. Hı-hı. Mesela Portekiz Kralı Henry Le Navigateur, denizci Henry 1414'te ilk seferlerini gerçekleştirirken burada tabii şunu hemen söylememiz lazım. Coğrafi keşifler değil, tamamen karşılıksız altın, gümüş arayışı. Yani Avrupa ülkeleri soygun yaparak zenginleşmek istiyorlar. Çünkü Doğu dünyasında, doğudaki bütün ticaret yollarının üzerine tabir yerindeyse Osmanlı Devleti oturmuş ve bütün Avrupa'ya giden her yolların hepsinde o var. Avrupalılar sürekli vergi ödemek zorundalar, sürekli para ödemek zorundalar, sürekli borçlanıyorlar ama... Evet. Ellerinde de böyle bunu karşılayabilecek bir altın veya para yok. Osmanlı Devleti'ne karşı olarak da ürettikleri bir zenginlik de yok. Yani hani üstün olarak bir şey gönderdikleri de yok. Dolayısıyla zaten çok enteresan. Mesela Christopher Columbus bu seyahatinden önce 1453 İstanbul fethediliyor. 1470'li yıllarda, 70'lerin sonlarına doğru İstanbul'a geldiğini görüyoruz. 8 yıla yakın İstanbul'da Fatih'in kurdurduğu Sahn-ı Sema medreselerinde az bir zaman değil 8 yıl çalışmalar yaptığını görüyoruz. Yani bunlar belgelerle ortaya çıkmış durumda. Hatta meşhur bir olay vardır. Mesela Rönesans'ın ortaya çıktı Floransa'da. Niye Rönesans Floransa'da ortaya çıkar? Onu az sonra söyleyeceğim zaten. Floransa'da Medici ailesi vardır. Floransa'nın hakimi. Mediciler çok kuvvetli bir aile. Con Sforza en meşhurlarıdır. Con Sforza'nın sarayında bir tane delikanlı var. Biz hepsini, adını Leonardo da Vinci olarak biliyoruz. Vinci'li Leonardo aslında, biliyorsunuz Lully. Leonardo da Vinci'nin 1476-1478 yılları arasında hayatında 2 yıllık bir kayıp vardır. Nereye gittiği bilinmez. Avrupalı tarihçiler adeta akıllarını kaçırırcasına bunu araştırmışlardır. Yani çok uğraşılmıştır ama... Bunu çok enteresan. Yine Osmanlı arşivi bize cevap veriyor. İstanbul'a geldiğini görüyoruz. Süleymaniye o zaman yok ama Fatih Medresesi dünyada birçok araştırmacıların geldi. Müracaat etti. Aynı Amerika'nın Kongre Kütüphanesi bugün neyse veyahut da MIT neyse bugün. Bu şekilde herkesin gelip çalışmalar yaptıkları bir şey.
Ve o çalışmalarda birçok çevreleri de yanında alıp götürüyor. Evet. Papalık buna eserlerine bu eserleri yayınlamaması, etrafa yaymaması karşılığında papalık Vatikan'ın altında, yer altında bir mahzen veriyor. Normalde insanlar üzerinde deney yapmak o zaman yasak. Ona izin veriyorlar. Diyor ki sen istediğin gibi kes, biç, efendim şey yap, ameliyatlar yap, işte efendim, otopsiler yap ve ona izin veriliyor. Normalde bunu yapan yakaladıklarını yakarlarken Leonardo da Vinci'ye bunun için izin veriyorlar. Aynı şekilde Christopher Columbus da yaptığı çalışmalarda eski haritaları incelerken bilhassa El Biruni'nin dünya haritasına rastlıyor. El Harezmi'nin haritası var. 600-700-800 yıllarda çizilmiş haritalardır bunlar. Bir de İskenderiye Kütüphanesi'nin işte bu konuda tabii, çok zengin. İskenderiye Kütüphanesi'nin büyük bir kısmı sonra Arap bilginler tarafından kopyalanmıştı. Çünkü daha sonra büyük bir yangın yaşanıyor orada. Birçok eser kayboluyor. Ama o şeyleri, scrollları, o efendim yazmaları İstanbul'a getiriyorlar. Orada büyük bir kütüphane oluştururken. Hala bunlar duruyor. Fakat çok ilginç, bizim araştırmacılarımız bilmiyor. Batılılar gayet iyi biliyorlar. Hatta şunu söyleyeyim. Mesela Bizans'ın arşivi var. Bizans'ın arşivi ne oldu? Yok olmadı. O da İstanbul'da duruyor. Topkapı Sarayı'nda ama hiç dokunulmamış bir halde. Güvende mi yani? Nasıl, nem, toz, bakım? Yani son hallerini görmedim ama umarız güvendedir. Yani öyle temenni etmiş olalım. Fakat son şeylerde hani konuşulan hani bilim adamları, oraya gidip gelen bilim adamları genelde şikayetçiydiler. Ama ben kendi gözümle görmediğim için bir şey diyemeyeceğim şimdi. Tabii Christopher Columbus bu haritaları da inceleyince mesela Mercator'un falan haritası var. 1521'de çizilmiş. Yine 1513'te ileride tabii Piri Reis'in çizici haritaları var. Burada enteresan mesela şeyler vardır. Piri Reis'in haritasındaki geçen yıl 500. yıl dönümüydü. Antarktika'nın buzlarla kaplanmadan önceki haritası var. Hakeza Mercator haritasında Antarktika'nın buzlar çağı öncesindeki tam haritasını yayınlamış. Bunları hala nasıl çizdiğini bilmiyoruz. Bunlar muhtemelen o İskenderiye Kütüphanesi'ndeki efendim o eski yazmalarda olması gerekirdi. Bunları Araplardan da Selçuklular ve Osmanlılar alarak bu kültürel birikim İstanbul'da toplamışlar. Evet. Bundan da Christopher Columbus'un çok istifade ettiğini görüyoruz. Hatta ilk teklifi zaten Sultan Beyazıt'tadır. 1488 tarihinde bir teklifte bulunuyor. Diyor ki bana 3 gemi verirseniz, küçük bir filo verirseniz ben böyle bir yer var Batı Hint adalarına. Kim diyor? Kolomb Sultan II. Beyazıt'a söylüyor. Beyazıt'a söylüyor ama o sırada Cem Sultan hadisesi var. Osmanlıları çok meşgul eden. Bir de Osmanlılar bu olayda istenilen şey İspanya'nın kontrolünde olan Cebel Tarık'tan geçilmesini de gerektirdiği için bir savaşa, bir harbe, darbe açıkçası sebep olmak istemiyor. Çünkü o sırada İspanya'ya zaten düşmanlık var. İspanya'daki Endülüs Emevilerini Osmanlılar Kuzey Afrika'ya kaçırmaya çalışıyorlar. Gemi vermek yerine bilgi ve teknik elemanlar verip Christophe Colomb'u gönderiyorlar. Christophe Colomb İspanya'dan tabii yardım istiyor. Önce Portekizlilere gitmeyi düşünüyor. Tabii İspanyollar Portekizlilerden nefret ettikleri için ona gitme ihtimaline binaen diyor ki sana 3 tane gemi verelim. Tabii yanında da böyle teknik elemanlar olduğunu görünce güven tazeliyor. Yanında haritalar var. Çok kişi ikna edemiyor ama İspanya kralı diyor ki Osmanlılar buna güvendiyse vardır bu işin içerisinde bir iş deyip yola çıkıyor. Tabii ilginç bir şey. Biz mesela son yıllara kadar Osmanlıların bu konuda hiçbir şey yapmadıklarını düşünüyorduk. Fakat sonra gördük ki Osmanlılar Christophe Colomb'un bu yolculuğu neticesinde 3 tane göke sınıfı. Yani Osmanlı'nın en büyük savaş gemileridir bunlar. 3 tane göke sınıfı savaş gemisini Colomb'un peşinden gönderdiklerini görüyoruz. Bu Colomb'un bilgisi dahil mi? Hayır, bilgisi dahilinde değil. Colomb'un gemilerinde de 3-4 tane bu teknik eleman haricinde 3 tane casus var. Ondan da habersiz Christophe Colomb. Osmanlılar işi şansa bırakmıyor. Bu göke sınıfı gemiler biliyorsunuz Washington'ı Colomb keşfediyor. Onun keşfinden sonra Amerika kıtası boyunca güneye doğru iniyorlar. Ve Florida açıklarında, Miami açıklarında büyük bir fırtınaya yakalanıp batıyor bu gemiler. Gemilerden kurtulanların Florida'ya çıktıklarını görüyoruz, Miami'ye çıktıklarını görüyoruz ve burada
zaman içerisinde yerlerle karıştıklarını anlıyoruz. Nerede anlıyoruz bunu? Şu an Amerika'da 500 bin nüfuslu bir grup var. Meluncanlar diyorlar kendilerine ve kendilerinin dedelerinin Türk olduğunu iddia ediyorlardı. Yapılan çalışmalar, folklorik çalışmalar, kazılar söyledikleri yerlerde Osmanlılara ait, Yeniçerilere ait kılık kıyafetler, resimler, çizimler, silahlar, kılıç ve kalkanların da ve ona benzeyen araç gerecinin bulunmasıyla birlikte bu şeyin doğru olduğu anlaşıldı. Yine Osmanlı arşivindeki gizli bilgilerin yer aldığı mühimme defterleri, onlar en önemli istihbarat şeyleridir, bilgileridir. Bu bilgileri doğrulayınca anlaşıldı ki Osmanlılar bu işe hani Fransız kalmamışlar tabir yerindeyse. Sonuna kadar takip etmişler. Tabii Avrupa'da bu Rönesans'ın hani aynı eş zamanı ortaya çıkmasının dediğim gibi sebebi var. O da İstanbul'un fethinden sonra bir grup Bizanslı bilgin İskenderiye Kütüphanesi'ndeki bir kısım el yazmalarını Osmanlılardan o zamana kadar öğrendikleri, çünkü Osmanlı Devleti içinde küçük bir şehir olarak yaşamışlardı onlar. Elde ettikleri bilgileri gemilere yükleyip yine aynı şekilde Trabzon Rum İmparatorluğu'nun fethinden sonra da oradakiler hepsi Floransa'ya gitmişler. Mesela İtalya'da sadece Floransa'da Medici ailesi bunlara kapılarını açıyor. Evet. Böyle bir uzak görüşlülük, ileri görüşlülük gösteriyor. Ki mesela Rönesans'ın en meşhur isimleri Machiavelli, Medici ailesinin yanında yetişmiştir. Leonardo da Vinci Medici ailesindendir. Christoph Kolomb yine aynı şekilde, bu da Mediciler ailesindendir. Yani ismini duyduğumuz bir sürü ressam, tabii çok geniş bir aile. Ve niyetleri de çok kötü aslına bakarsanız. Dünya ile geçirmek istiyorlar. Yani Avrupa falan değil, bütün dünya ile geçirmek istiyor. Ama o amaçlarına ulaşamasalar da Avrupa'da ve dünyada Rönesans'ın başlamasına yol açıyorlar, vesile oluyorlar, kapı açıyorlar. Ardından zaten reform faaliyettir. Çünkü dünya kilisenin dediği gibi çıkmayınca ondan sonra insanlar diyor ki ya kilise sen yalan söylemişsin, bizi kandırmışsın. Tabii İslam dünyasından, Türk dünyasından, Türk İslam dünyasından ilk Haçlı seferlerinden sonra bir çeviri hareketi başlıyor. Tabii bizim o zaman Kopernik alanda o bilgileri yaymış. Tabii. Şimdi şöyle bir psikoloji var olayda, ince bir psikoloji. Şimdi mesela bizdeki Türk bilim adamları aslında bugünkü bilimsel etiğe çok uygun çalışmalar yapmışlar. Mesela Fahrettin Errazi bir astronom olarak astronomi ile uğraşırken daha önce kendisinden asırlarca önce, binlerce yıl önce yaşamış olan eski Yunan'daki bilim adamlarının görüşlerini kitaplarına sıralamış. Ve kendisinin getirdiği yenilikleri de üzerine, yani biz nasıl dipnot gösteriyorsak, nasıl izahat veriyorsak bunu yapmış. Ama Avrupalılar bu kitapları kendi dillerine çevirince şunu fark etmişler. Papa'nın da bu konuda bir yayınladığı genelge var. Diyor ki bu eserleri çevirin ama çevirirken Hristiyanlaştırarak çevirin diyor. Şimdi Türk İslam dünyasının üstünlüğünü kabul etmek anlamına gelmesinden korkuyorlar. Kendi kamuoylarından da endişe ediyorlar ve şöyle bir şey yapıyorlar. O kitaplarda ismi geçen eski Yunan bilginlerini o kitapların üzerine basmaya başlıyorlar. Çünkü Avrupa'nın o tarihlerde eski Yunan bilgisine ulaşması mümkün değil. Büyük bir cehalet var, büyük bir boşluk var. O kitaplarda mesela yine Fahrettin Errazi'nin ismini Razes yapıyorlar. İbn-i Sina Avicenna oluyor. Mesela Cebir'in babası El-Cabir bin Hayyan bir Türk bilginidir. Algebra oluyor. Bugün mesela çocuklar algebra deyince herkes biliyor. Neyi bulmuş? El-Logaritma'yı bulmuş. Algoritma deyince herkes biliyor ama El-Cabir'i kimse tanımıyor. Ve bizim hesaplayabildiğimiz kadarıyla İngilizce'de sadece 8 ile 10 bin kadar Türkçe ve Arapçadan geçmiş teknik tabirler var bu şekilde. Yine Fransızca'da 12 binleri buluyor. İspanyolca'da bu 12-14 bin, 16 binlere kadar çıkıyor. Mesela çok bildiğimiz bu meşhur alışveriş merkezlerinde bile var bu şeyler. Mesela İstanbul'un girişine şimdi yeni bir alışveriş merkezi açıldı. Mall of İstanbul diyorlar. Mall kelimesi bildiğimiz Türkçe ve Arapçadaki mal kelimesinden gelmektedir. L harfi Arapçada çift defa okunduğu için, yani böyle bir yankılı okunduğundan dolayı İki defa yazıyor Avrupalılar bunu. Yani biz oraya gönderdiğimiz kelimenin yansımasını, ekosunu alıyoruz. O zaman şu oluyor. Mall of İstanbul, İstanbul'un malları. Ankamol, Ankara'nın malları gibi bir şey. Komik. Yine mesela herkesin çok sevdiği dondurma markası Algida, El Gıda, yiyecekten geliyor falan gibi böyle bir sürü geçmiş kelime var. Mesela otomobillerin modeli var. Nissan Almera, Elmera, yeşillik çayır anlamında. Oradan geçmiş olan tabirlerden böyle binlerce teknik ve önemli günlük
günümüzde kullanılan şey var. Yeri gelmişken şeyi eklemek istiyorum. Gökyüzünde de benzer şey var. Değil mi? Yıldızlardan değil mi? İsimleri, takım yıldızların isimleri falan hep Arapçadan geliyor. Aldebaran, Altair falan gibi değil mi? Hatta terimler işte Zenit, Nadir. Almukantar falan gökyüzündeki terimler ve özel isimler çoğu hep İslam astronomisi. Burada aslında şunu demek lazım. Yani bilim aslında insanın ortak malı. Hı hı. Yani burada inkarcı yaklaşmaktan ziyade bunu herkesin ortak hazinesi olarak görüp itiraf etmek lazım. Hani bu budur, şudur. Çünkü bilimde biliyoruz hani hocam siz çok daha iyi biliyorsunuz. Hani birisi bulan bir şey yazıyor. Yeni bulan onun altına ekliyor. Onun altına ekliyor. Giderek bilim gelişiyor. Ama oradaki adamın ismini silip de kendi adını yazdığın zaman biz de buna bilimsel hani etikte hırsızlık diyoruz, intihal diyoruz. Avrupa'ya baktığın zaman tamamen bir intihal kültürü üzerine kurulmuş. Tamamen bir hırsızlık. İşte Rönesans onun için Floransa'dan hani Avrupa'ya yayılıyor. Ve Leonardo da Vinci'nin Venedik'e gidişi, çünkü çağrılıyor bu insanlar. Bir zaman sonra artık marka haline geliyorlar. Sonra mesela Kral Philip çağıracaktır. Venedik'ten mesela Fransa'ya gidişi Leonardo da Vinci'nin çok enteresan. Osmanlılar Venedik'in saldırılarını sıkıldıkları için en sonunda hani tabir yerindeyse yılanın başını ezmek üzere Venedik'in merkezine bir saldırı düzenlerler. Leonardo da Vinci de işte o İskenderiye Kütüphanesi'ndeki Ptolemaios'un yazmış olduğu bir yazmada bir şey okuyor. Okuduğu şey şu, M.Ö. 500'lerde İskenderiye kuşatması sırasında Ptolemy çok enteresan bir teknoloji keşfetmiş. Parlatılmış kalay aynalar veya aynanın şu an tam cinsi net değil. İçerisine onlarca mercek koyarak güneş ışığını bir çeşit lazere çevirerek bir Yunan donanmasını, Mısır'ı kuşatmaya gelen Yunan donanmasını yaktığını görüyoruz. Yaklaşık 1000 savaş gemisine yakın donanmanın öncülerinin tamamen imha ettiğini görüyoruz. Bir benzer bir olayı Arşimet'in de yaptı. Doğru. O da var. Pompeius'a, General Pompeius'a karşı böyle bir şey yapıyor. Tabii aynısını Leonardo da Vinci de uygulamaya kalkıyor. Venedik kuşatma Osmanlılar. Fakat ufak bir ayrıntı. Burada bilimin mutlaka update ve upgrade edilmesinin gereği. Tabii Osmanlı gemilerinin birkaçı ateş almaya başlayınca Kaptan Paşa'nın yapması gereken tek şey topların açılarını aynalara çevirtip aynaları kırmak oluyor. Aynalar kırılınca Venedik tabir yerindeyse böyle ortada kalıyor. Leonardo da Vinci'ye de yol görünüyor. O kuşatma sırasında Venedik'ten kaçıp Paris'e, Fransa'ya yerleşecektir. Bir daha da asla İtalya'ya geri dönmez yani. Böyle bir enteresan şey var. Bu bilgiler gerçekten çok ilginç. Evet. Sanıyorum meraklılar izliyorlardır. Evet. Gerçekten çok ilginç ve birçoğu da hep böyle bilimin tozlu köşelerinde kapalı kalmış, çok bilinmeyen şeyler. Bunları ya uzmanından dinlemiş olmak ayrı bir zevk. Evet, yine vakti geldikçe çünkü çok şey var, parça parça paylaşmaya devam ederiz. Çünkü Da Vinci'nin bir tankı var. O tankın esinlendiği yerler var. Hatta o tankı mesela ilk kez Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinde kullandığını görüyoruz. İlginçtir. Yani oradan buradan oraya, oradan buraya bir sürü bilimsel etkileşimler var. Yani kimse inkar etmemiş bunu. Peki şeyi sorsam bu arada atlamadan. Amerika'dan taşınan zenginlikler işte zaten altın, gümüş oradan zenginlikleri taşımaktı amaçları. Onların Avrupa'nın gelişimine, Rönesans'a katkısı olmuş mu? Tabii ki. Şimdi eskiden para aristokratlarda ve din adamlarındaydı. Çünkü onlar hani bağışlar kabul ediyordu falan. Para onlara toplanmıştı. Ama karşılıksız altın burjuvazinin iş adamlarının elindeydi. İş adamları ise aristokratlar yerine kralı güçlendirdiler. Çünkü merkezi otorite her iş adamının işine gelir. Ne kadar güçlü merkezi otorite varsa yerel yönetim ne kadar güçsüzse iş adamlarının sevdiği bir şey. Bir de kralın alanı ne kadar, hakimiyet alanı ne kadar güçlüyse bir defa ne kadar az vergi vereceğinin bir sembolüdür. Çünkü bir ülkenin bir ucundan bir ucu ne kadar genişse değil mi? Dolayısıyla onlar burjuva bütün güçleriyle, bütün mal varlıklarıyla, elde ettikleri parayla hem bilim adamlarını destekler. Çünkü onlar kiliseye karşı denge unsuruydu. Kralları da aristokratlara karşı destekleyince Rönesans bambaşka bir hal aldı ve reforma dönüştü. Yani hem dine yeni bir şekil verdiler, ulus devletler ortaya çıkmaya başladı, aristokratlar ezildi. Çünkü kral büyük bir orduyla geliyor. Para var elinde, güç var, ona hazinesi var. Ondan sonra yeni toplar keşfedilmiş, tüfekler, ateşli silahlar.
İşte İstanbul'un fethi de zaten bunun önünü açıyor. Evet. Topun duvarı yıkabileceğini görmüş o. Eskiden yapılan toplar meydan savaşlarında yani çok fazla bir etkiye sahip değildi ama Fatih bu ben bir öyle bir top yaptım ki duvarı yıkıyorum deyince herkes bunu örnek almıştır ve inanılmaz bir savaş başlıyor aslında. Fatih Büyük de bir savaş başlatıyor Avrupa'da. Ondan sonra o topun benzerlerini yapan artık küçüklerin üzerine ilerleyip kendi krallığının hakimiyetini kabul ettiriyor. Böylelikle yani artık güvenli bir duvar, güvenli bir yer kalmıyor. Yani. Evet. Daha sonra buna savaş gemileri eklenecek, daha güçlü toplar derken böyle bir hakimiyet anlamı. Ben şeyi söyleyeceğim, işte bu Amerika'ya keşifler işte çok öncesi var yönünde çok bilgi var. Özellikle işte Grönland'dan, İngiltere'nin kuzey bölgelerinden Kanada'ya geçişler olmuş. Herhalde daha önceki dönemlerde. Bir de sahillere, Avrupa sahillerine Amerika'dan bir şeyler geliyor bu akıntıyla. Mesela işte kalıntı, bir, diyelim ki bir kap geliyor, bir yüzen bir cisim geliyor. Ama bir yani o yanda bir kıta olduğu artık böyle tahmin ediliyor. Tamam diyorlar, orada bir tahminin şey var. Ötesinde aslında Amerika'yı ilk keşfeden Kolomb değil, Vikinglerdir. Evet, 1100 yıllarında Vikingler Vadinland Seferi diye bir sefere çıkıyorlar ve ilk kez Kanada, Labrador'u New York'a kadar olan yerleri kolonileştiriyorlar mı diyelim, yağmalıyorlar mı, vandalizm yani yerle bir mi ediyor, ne yapıyor ama kendileri orada birkaç köy kurmuşlar ve kurup onları unutmuşlar orada da. Onlar da ta 1100'lü yıllardan itibaren oraya ulaşmış. Şimdi zaten teknik olarak şu var, bilmediği bir yere adam sefer yapmaz. Mutlaka bir bilgi vardı ki yani orada bir kıtanın oldu. Çünkü yoksa Viking inancına bakarsanız deniz tepsi gibidir ve sonunda aşağı düşersiniz yani. Odin'in kucağına düşersiniz falan. Öyle bir inançları var. Şimdi demek ki deniz orada dökülmüyor. Yani buna inanmasa oraya kadar gitmezdi. Çünkü ilginç bir adamlar Vikingler. Ta Norveç, İsveç'ten çıkıyorlar. Anadolu'ya, Çanakkale'ye bile mesela saldırmışlar. İlk saldıranlardandır yani 1100'lü yıllarda İzmir'e, Antalya, Filistin, işte ne bileyim Mısır vesaire, Akdeniz kıyılarındaki bütün Orta Doğu'ya, Avrupa'yı zaten saymıyor. Oraya mütemadiyen saldırıyorlar. Hatta Baltık Denizi'nde Moskova'ya kadar, Hazar Denizi'ne kadar indiklerini görüyoruz. Nehirleri takip ederek çok böyle çok, çok enteresan şeyler. Peki Vikinglerle Fenikeliler arasında bir Fenikeliler orada biraz mağdur durumdalar, soyulan. Yoksa ama onlar da denizci. Denizci ama bunlar tüccar. Yani savaş pek Fenikelilerin işi değil. Onlar parasını verip hemen fidye olarak kurtuluyor ama Vikingler pek paranın peşinde değiller. Daha çok katliam peşinde oldukları için öyle bir özellikleri var. Zaten Amerika'da ilk karşılaştıkları herkesi de öldürmüşler. Yani onlara merhaba diye gelen herkesi kayıtlarında öyle yazıyor. Yani istikbal etmeye gelen herkesi öldürerek onlar da hoş bulduk demişler. Böyle ilginç. Bu bağlamda şey geldi aklıma. Şimdi insanoğlu yeni bir kıtaya, yeni bir alanı keşfettiğinde orada yaşayanları zaten hep katletmiş. Ne yazık ki onun için bu meşhur fizikçi şimdi aklıma gelmedi. İlkambiş'te yaşayan. Onun dediğine göre uzaydan diyor birilerine bekliyorsanız. Stephen Hawking mi? Hawking. Evet. Hawking. Sakın onların diyor dostça yaklaşacağını beklemeyin. Yani önce geldiklerinde diyor dezenfekte edecekler. Yani. Dünya dezenfekte edecek. Evet. İşte ondan sonra herhalde dünyada ne yapacaklarsa. Yani. Bu gerçekten insanoğlunun vahşi olmasından sadece vahşi olmasıyla açıklanamayacak bir şey. Gittiği yere mahvetmiş. Önce işte yaşayanları, insanları katletmiş falan. Aklıma gelen bir şey daha var sormak istediğim. Bu melun canların kökeni eğer Osmanlılarsa, şimdi gen analiziyle herhalde çok kesin kanıtlanır. Tabii bununla ilgili çalışmalar yani ipuçları verdi zaten ve yani büyük ihtimalle de yani bunlar gerçekten Osmanlıların soyundan geliyorlar. Tabii mutlaka karışıklık olsa da yani o kaçınılmaz bir şey. Ama yapılan DNA çalışmaları genelde doğruladı. Doğruladığı için artık zaten bu bir yapılmış. Tabii yapıldı. Ben bilmiyorum onu, onun için sordum.
Peki Kemal, senin böyle izlerken aklına gelen bir şeyler var mı eklemek istediğin? Benim şu an için yok. Hocam yeterli açıklamayı yapmayı evet. düşünüyorum. yarınki etkinliğe konsantre oluyoruz. Evet, evet yarınki etkinliği bekliyoruz. Evet, i̇şte son evet. kontrollerini yapacağız. Son şimdi çıkıp evet. İnşallah yarın. Evet. Şimdi bu uzak kıtaların keşfi konusunda bir büyük bilim adamı şöyle diyor. Arkadaki karayı gözden kaybetmeyi göze alamayanlar yeni kıta keşfedemezler. Evet. O dönemde de böyle o kadar büyük bir istek var ki bu Avrupa ülkelerinde işte okyanusu açılıp daha uzağa gitme, bir yerler keşfetme merakı. Bunun arkasındaki nedenler de çok fazla galiba. Tabii yani merak. Sadece merak. Yani merak insanlarda merakın ötesinde dediğim gibi motive eden unsur aslında para. Ve para. Efsaneler evet. bununla alakalı. Hı. Çünkü hakikaten zor duruma düşmüş durumdalar. Maddi açıdan artık köşeye sıkışmış durumdalar. Ve İpek yolunu galiba kullanamıyorlar. Tabii İpek yolu, baharat yolu, köle yolu, kürk evet. yolu, diğer ticaret yolları hepsi Osmanlıların kontrolüne geçmiş, geçmekte, geçmeye devam ediyor. Aslında Osmanlılar belki de Avrupa'yı bu kadar çaresiz bırakarak onlara hani kötü komşu insanı iyi ev sahibi yapar derler. Birazcık onlara iyilik yapmış oldu. Yoksa adamların pek böyle bir keşif yapalım falan hiçbir niyetleri yok. Zaten bu çok yerinde diyor. Tabii az önce söylediğim Henri Le Navigateur'un ilk yaptığı şey fil dişi sahini buluyor. Bakıyor ki insanlar altınlarla oynuyor. Gidiyor orada ilk gün keşfin bedeli 30 bin ölü. 30 bin sivili katledip altın alıp geliyor. Yani bu nasıl bir keşiftir? Hakikaten enteresan. Yani evet. Yani işte keşifler öyle. Gittikleri yerde önce insanlar katliam yapıyor. Yapmış. Amerika'ya işte gitmişler, oranın zenginliklerini taşımışlar. Ama ilk dönem Amerika'yı da Hindistan zannetmişler. Evet. O niye? Yani Christoph Kolomb'un yanındaki rehberleri dinlememesi, haritaları doğru kabul etmeyip illaki batıya gidince Hindistan'ı bulacağını düşünmesi, arada başka bir kıta olacağına inanmaması. Yani mesela gidiyor, hala o hata devam ediyor. Kızılderililer Indian deniliyor, Hintli deniliyor. Hatta Indianapolis diye şehir var, Hint şehri diye falan. Ama zaten bu hata ona pahalıya mal olmuş. Kıtaya kendisi değil asistan ismi veriliyor. Hatta kendisi ölene kadar yeni bir kıta keşfettiğini öğrenemiyor. Ondan sonra ölüm döşeğini söylüyor ve ölüp gidiyor ondan sonra. evet. Washington DC, Discovered by Columbus ismi zaten. Onun sadece ismi şehre verilmiştir. Kolomb tarafından keşfedildi. Ama kıta asistan olan Amerigo Vespucci, Amerika ismini taşır. Böyle de bir garip bir durum var. 1506 yılında Amerigo ismi veriliyor. Evet. Gerçekten ilginç bilgiler. İşte bir Amerika'nın keşfi böyle. Evet. Büyük değişik hikayelerle anlatılabiliyor. Şimdi programın sonuna yaklaştık. Kapatacağız programı. Evet. Son eklemek istediğimiz şunu da söyleseydik. Açıkçası tabii yarım kalacak bir şey söylemek istemiyorum. Ama bilim tarihi gerçekten zevkli. Ben meraklılara özellikle hani Batı bilimini az buçuk biliyoruz ama Türk İslam bilimini mutlaka incelemelerini tavsiye ederim. Bunlarla ilgili kitaplar var. Bir tane zaten yazara takılırlarsa sonra onun devam gelecektir. Bizim bununla alakalı böyle çok özet bir çalışmamız var. Çok önde gelen bilim adamları ilgili. O da şimdi sürpriz olsun. O da yakında yayınlanacak. Böyle yüzlerce bilim adamını bir araya getirdik. Kısa kısa. Sadece böyle özet olarak hayatını okuyabilecekleri. Bu tür çalışmalara ihtiyaç var. Umarız ki bu birçok bilim adamına da esin kaynağı olur. Onlar da her bir bilim adamı ile ilgili daha derinlemesine, daha geniş kapsam çalışma yaparlar. Türk, İslam, bu çalışmada da
Kemal Bey'le de yine çalışmıştık. Belki onu da söyleyeceğiz. Son bir iki cümle vardır. Evet, evet. Heyecan veriyor. Türk İslam Bilimi ile ilgili programlar yapacağız. Peki. Benim aklımda. Peki. Tabii. Evet, Kemal ne diyeceksin? Yani hocamın söylediği gibi o çalışma çok kısa kısa bilgilerin yer aldığı evet. ve özellikle gençlerimizin evet. okumasını çok istediğimiz bir eser. Aha. İnşallah yakın bir zamanda piyasaya süreceğiz. Evet. Ondan sonra bütün gençlerin evet. onu okumasını evet. tavsiye ediyorum. Evet. Yani ben bir genç gözüyle tavsiye aha. ediyorum özellikle. Evet. Daha sonrasında zaten o kişileri daha da detaylı araştıracaklarını düşünüyorum. Tamam. Türk İslam Bilimi ile ilgili öyle bir değil, birkaç programı yaparız diye. Hay hay hocam. Ben de meraklıyım. Tabii ki. Ben de okuyorum. Evet. Bilim tarihi dersleri de evet. verdim tabii geçmişten. Tabii. Ben her ikinize de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bir Bilim Gündem programının daha sonuna geldik. Umarım izleyiciler yeni bir şeyler öğrenmişlerdir. İnşallah. Evet. Başka bir Bilim Gündem programında görüşmek üzere diyorum. İyi günler hepinize.